Öyle bir dönemdeyiz ki açıkçası değişim hızı çok fazla. O kadar büyük ki doğruyu yanlıştan ayırmaya, fırsat kalmadan karar vermeye zorlanıyoruz. Ve bunun neticesinde de dinleme pratiğimiz değişti. Yani değişen, gelişen, değişen teknolojiyle birlikte dinleme pratiğimiz değişti. Her şey çok daha dar alanda ve dar zamanda tecrübe ediliyor müzik. Ve caz da bundan payını alıyor maalesef. biz eskiden oturup mesela 80'lerde ben plak jenerasyonu, kaset jenerasyonundan geliyorum. Biz zaten bir plak almak için para biriktirilirdi. Ve aldığımızda o plağı da hak ettiği şekilde dinlerdik ve birkaç arkadaş dinlerdik susarak. Bilmiyorum, en son buna dürüstçe ben de cevap veriyorum. Bir albümü baştan sona kadar ne zaman dinledim son zamanlarda diye düşünüyorum. Çok zor çünkü çok hızlı akıyor zaman. Çok dar alanlarda dinliyoruz. Mesela hep metrolarda görüyorum kulaklıklarla dolaşan insanlar. O sırada dinliyorlar ve tam olarak konsantre bir şekilde dinlemiyorlar ya da o kadar da konsantrasyon gerektiren müzikler de dinlenmiyor. Yani bir rap gibi mesela, hani orada o müziklerde iyi ya da kötü demiyorum ama ne olacağını az buçuk tahmin ediyorsunuz. Ya da bilgisayar karşısında, bilgisayar hoparlörlerinde küçük bir yerde dinliyoruz. Hani eskiden hani toplu halde dinlerdik, böyle tartışırdık, bir albümün tamamını dinlerdik. Bir hatta bir kaset koyduğumuzda o kaset bitene kadar dinlerdik ve sevmediğimiz şarkıları bile dinlemek zorunda kalırdık ve ancak o şekilde özümserdik yapılan müziği. Dolayısıyla şimdi hem dar zamanlarda bir de dar zamanlarda da dinliyoruz. Yani bir çoğumuz Spotify açtığında kısa kısa dinleyip geçiyoruz. Mesela ya başlangıcı genelde diyoruz, ortaya alıyoruz bazen ne oldu diye. Dinlemiş varsayıyoruz kendimizi. Bu hani sanatçı bu şekilde dinlenmeyi istemez, o müziği yapan sanatçı. Ama ben de dahil bazen bunu yapıyoruz maalesef. Dolayısıyla bu bir disiplin gerektiriyor artık bu tip bir dinleme. Ve sadece zaman, alan olarak da daralmadı, ses olarak da daraldı. Yani MP3 olarak dinliyoruz ve küçük hoparlörlerden dinliyoruz. Hani ne kadar sıkıştırılmış olabilir ki müzik? Yani baslar yok oluyor falan filan. Yani o şekilde dinlememek lazım. Bir de mesela Instagram sayfalarında müzikler paylaşılıyor, storylerde. O storylerin de 15 saniye sürüyor. 15 saniye bile sabredemiyoruz, 3 saniyesinde. Dolayısıyla bir müzik paylaşacaksanız o 3 saniyeye bütün enformasyonu sıkıştırmanız lazım. Dolayısıyla hani müzik yapma şekli bile değişti bu nedenlerden ötürü. Şimdi bir caza dönersek mesela tek bir albüm ele alacağız. Bu doğru bir kanaat getirebilmemiz için dinlediğimiz şeyle ilgili öncelikle bilgi almamız lazım. Yani bu şey Kant, Immanuel Kant adlı felsefecinin Critic of Pure Reason diye bir kitabı var. Türkçe çeviremedim maalesef, kusura bakmayın. Ama şöyle bir şey, bir sıralama var. Önce algı, sonra zihin, sonra akıl, sonra da duygulanış. Bazen bunlar simültane olabiliyor tabii. Fakat ilk şey algı şart. Öncelikle bir müziği doğru dürüst dinlemek istiyorsanız bir herhangi bir alkol, uyuşturucu,
etkisi altında olmak gerek, olmakta fayda var. Bir de algı da önemli. Hani bir otistik birisi mesela tam müziği bizim algıladığımız gibi algılayamayabilir. Algılamayabilir hatta. Başka şekillerde algılar. Ya da bir şizofren. Bu sefer de algı fazlası vardır. Otistiklerde algı eksikliği varken. Dolayısıyla onu, bu bir prerequisite, algı. Ondan sonra zihinde ise bir şekilde hoşlanıp hoşlanmadığımızı anlıyoruz. Hoşlandıktan sonra akıl devreye giriyor bir şekilde ve akletme mevzusu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir şekilde imgeler, çağrışımlarla deniyoruz. En sonunda da duygulanış var. Yani bunun aslında kaynak olarak size söyleyeyim. Ulus Baker'in Sanat ve Arzu adında bir kitabı var ve ODTÜ'de yaptığı uzun seminerler var. Onları detaylı bir şekilde dinlemenizi, okumanızı tavsiye ederim. Şimdi, dolayısıyla bir dinlerken mesela bugün bir albüm seçtim, bir parça seçtim. O albümün kaynağı nedir? O albümün künyesi nedir? Bağlam nedir? Caz tarihindeki yeri nedir o sanatçının? Bu albümün o sanatçının kendi öz tarihindeki yeri nedir? Dolayısıyla bu bilgi, ne kadar çok bilgi alırsak o kadar iyi anlarız. İyi appreciate edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi mesela dinleyeceğimiz albüm şu, Sorcerer, Miles Davis'in 1967'de yaptığı bir albüm. Ve bu ikinci quinteti. Yani Miles Davis burada trompet çalıyor, Wayne Shorter tenor saksofon, Herbie Hancock piyano, Ron Carter bass, Tony Williams da davul çalıyor. Ve burada bir sürü başka şeyi de bilmemiz lazım. Yani 1960'lar post-bop dönemi. Başka şeyler de oluyor ama. Özgür caz başlamış. İkinci Chicago okulu diye bir şey var. O dönemde işte siyahlar baş kaldırıyor. Baş kaldırmaya başlıyor. Hak arayışına. Malcolm X, Martin Luther King. Yani bu bağlamları da ne kadar iyi bilirsek o kadar iyi appreciate edebiliriz ve o bu albüm nasıl, hani bu müzik nasıl buraya geldi? Yani Dixieland olmasa, swing dönemi olmasa, bebop olmasa, cool olmasa, özgür caz olmasa buraya gelinmezdi. Yani dolayısıyla bu bilgiler artık siz kendiniz, sadece Spotify olduğu için çoğumuz da bu bilgileri sağdan soldan toplayacağız. İyi bir site önerebilirim. Allmusic.com. Orada review'lar da var. Künyeler de var. Dolayısıyla onu orada bilebiliriz. Şimdi burada ne dinleyeceğiz bu içinde? Bu müziğin içinde. Bir de cazda hani farklı caz türleri var. Yani hepsinde bu şekilde bu albümdeki bu parçayı dinlemek, dinlediğimiz gibi dinleyemeyebiliriz. Mesela Big Band dinlediğimizde aranjmanı, yani aktif bir şekilde dinlediğimizde aranjmanı dinleriz. Yani sectionlar arasında nasıl bir etkileşim var, işte nasıl yazılmış parça. Sonra bebop dinlediğimizde solocunun hikayesini dinliyoruz. Fakat burada mesela dinlediğimizde sol kompozisyon da dinliyoruz. Solocuları da dinliyoruz. Onların kendi hikayesi. Ne de dinliyoruz. Fakat solocu eşlikçi hiyerarşisi 1950'lerin sonunda hem özgür cazda, hem Miles Davis'in Kind of Blues'unda, hem özellikle Bill Evans'ın triolarında yok olmaya başladı.
Bu sefer her müzisyen, o müziği yapan eşlikçiler de aslında bir solocu kadar müziğe, müziğin genel sound'una bir katkıda bulunuyor. Dolayısıyla hepsini tek tek dinlemek gerekiyor. Şimdi tabii burada başka şeyler var. Bu albüm mesela Spotify'da maalesef bu bulamayabiliriz. Bu kapağı içini açıyoruz. Fotoğraflar var. Ondan sonra böyle nerede kaydedildiği, hangi stüdyoda, hangi tarihlerde kaydedildiği. Ondan sonra liner notlar var. Yani bir gazeteci yazmış bunu. Birkaç müzik yazarı. Hatta kendileri parça hakkında bilgi veriyorlar. Bunlar önemli şeyler. Dolayısıyla şimdi interplay dedik, karşılıklı etkileşim. Onları yavaş yavaş dinleyeceğiz tabii. Birkaç etkileşim tipi var. Bir kere en bilindik olanı soru cevap. Yani bir müzisyen mesela trompet bir cümle çalıyor. Ardından hemen ya onu taklit eden bir cümle çalabilir piyanist ya da davulcu o soruya bir cevap verebilir. Hani bu konuşmak gibi, aslında bir sohbet gibi. Orada soru cevap normal konuşur gibi. İşte senin adın ne? İşte benim adım Şevket. Senin adın ne diye sorduğumda alakasız bir cevap verilmez aslında. Senin adın ne? Yok ve hayır demezsiniz. Yani sorunun içinde cevap da saklıdır bir şekilde. Dolayısıyla alakalı. Tamamlayıcı olur genelde bu cevaplar ya da taklit. Başka etkileşim şekilleri kontrast. Mesela birisi staccato çalarken diğeri legato çalar. Birisi tizlerde çalarken eşlikçi ya da başka birisi peslerde çalar. Hızlı çalarken diğeri daha yarı tempoda çalar gibi gibi şeyler, kontrast. Paralel doğaçlamada aynı da taklit etmek. Yani bir gölge gibi takip ediyorsunuz. Bu etkileşimler var. Bir de dinlememiz, yani yakalamamız gereken şeylerden bir tanesi. Bence sürprizler. Yani nasıl virajlar alınıyor? Kim müziğin yönünü değiştiriyor? Çünkü doğaçlamaya dayalı bir müzik dinleyeceğimiz. Tamamen kompozisyon değil. Dolayısıyla sürprizler o anda yapılıyor. Bir de dinlemeye başlayacağız ikinci bölümümüzde. Teker teker söyleyeceğim ne dinlememiz gerektiğini. Ama alacağımız duygu sadece keyif değil. Yani orada herhangi bir sanat eserine bakarken başka kriterler de olabilmeli. Mesela bu ne kadar yeni, bu ne kadar cesur, bu ne kadar kalıcı, bu neden bende şunları çalıştırıyor gibi. Yoksa güzel, çirkin bunlar falan zaten direkt dinlediğimizde hissettiğimiz şeyler. Ama geri kalanı biraz sorgulamak da gerekiyor. Hani bir özgür doğaçlama müzisyeni çıktığında ilk yaptığı şeye direkt karşılık vermek yerine önce bilgi edinmek lazım. Ondan sonra ardında yatan kavramlar neler? Çünkü sadece duygu değil, bazı şeyler de kavramlarla anlatılıyor. Eminim modern sanat müzelerinde görmüşsünüz bunu. Bir fikir, duygu kadar önemli. Dolayısıyla şimdi kapatıyorum. Caz ve klasik müzik, batıdan bahsediyorum. Şu anda anlatacağım gibi aktif dinleme gerektirir. Çünkü duygu kadar aslında zihin
ve aklı da harekete geçiren müzikler bunlar.